Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Cenab-ı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. 22. mektubu okuyorduk. Artık yavaş yavaş mektubun da sonuna geldik. Ramazan'ın da sonuna doğru yaklaştık. Sahili günler çabuk geçiyor. Bir baktın ömür de geçti. Cenab-ı Allah İman üzerine yaşamayı nasip etsin. Gıybetsiz bir hayatı nasip etsin. Dersimizin konusu gıybet. Evet, Bezzaman Hazretleri zamana göre, ihtiyaca göre ayet-i kerimede ayetleri tefsir etmiştir ve nazara vermiştir. Gıybet hakkındaki şu ayeti Bezzaman Hazretleri çok muazzam bir şekilde akla, kalbe, ruha hitap edecek şekilde izah etmiştir. Bunu bir dinleyelim beraber. Bismihi ve en min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Evet, Allah'ın adıyla onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp, onu tesbih etmesi. İsra suresi. Bezzaman Hazretleri genelde mektupların başında da şu ayet-i kerimeyi yazmıştır. Ve bu ayetten sonra konuya giriş yapmış. 25. sözün 1. suresinin 1. şuanın 5. noktasının makam-ı zem ve zecin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, nefret ettirmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeyni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Kur'an başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Gıybeti yasak etmiş, haram etmiş. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. Bunun için Bezzaman Hazretleri sadece Kur'an'a müracaat etmiştir. Rehber olarak Kur'an'ı almıştır. Zamanın ihtiyacına göre Kur'an ayetlerini tefsir etmiştir. Bunun için diyor ki Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur demiş. İşte يُحِبُ اَحَدَكُمْ اَنْ يَكُولَ لَحْمَ اَخِهِ مَيْتًا. Ayetin manası, sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucurat suresi. Evet, ayetin tefsirine geçiyoruz. 6 derece zemi zem eder. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecr eder. Yasaklamıştır. Şu ayet bir fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur, ayetin başındaki hemze sorma, aya manasındadır. O sorma manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer, her kelimede bir hükmü zımmi vardır. Yani gizli örtü hükmü bulunuyor. İşte birincisi, hemze ile değil, aya, sual ve cevap mahali olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? Bezzaman Hazretleri önce akla havale ediyor. Aklınız yok mudur ki bu çirkin gıybeti yapıyorsunuz? Kardeşinizin hakkında niye kötü konuşuyorsunuz? Evet, akla havale ediyor. İkincisi, yuhibu. Nafsine değil, aya sevmek ve nefret etmek mahali olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Kalb ise sevmek mahalidir. Nefret etme mahalidir. Nefret ettirmek kötü şeylere. Peki bu kalbiniz bozulmuş mudur ki bu çirkin, menfur işi seviyor? Üçüncüsü, ehadekum kelimesiyle değil, cemaatten hayatını alan, hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir amali kabul eder.
Çok önemli. Cemaatten diyor, aldığınız ruhu niye bununla bozuyorsunuz? Gıybetle. Hayatı, içtimai ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir amal kabul edin? Dönüşü en ekule lehme kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki insaniyete havale ediyor? Cenab-ı Allah insanı halife-i zemin seçmiştir. İnsanı kerim yaratmıştır. En yüksek makam vermiştir. Peki insaniyetinize ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz? Yani insanlığı bu haliyle insan sukut bir duruma getiriyor. Sen aslında yüksek bir makamdasın. Aşağılara inmeye gerek yok. Beşincisi ehi kelimesiyle değil, hiç dikkat-i cinsiyeniz, kendi cinsine olan hiç sıla-i rahminiz yok mu ki kendi cinsine rahim gösterseniz, sıla-i rahim. Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsi manevisini insafsızca dışlıyorsunuz. Evet, insanın yanında olmayan bir mümin kardeşine hakkında insan gıybet yaptığı zaman o kişi mazlumdur. O mazlumun hakkında konuşmamak lazım. Ne olsa olsun arkasında konuştuğu zaman hazır olmayan bir kişi o mazlum derecesindedir. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Gıybet insanların etini yekme derecesinde göstermiştir. Yani ne diyor? Kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Allah muhafaza etsin. Hadi gel bakayım. Bir insan etini sana versinler. O eti bir ye bakayım. Ben yemem diyeceğiz. O zaman gıybet de yapma. Altıncısı meyten kelamı der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yeme gibi en müstehrek nefret etmiş, bozulmuş bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle işaret etmesiyle zem ve gıybet aklen, kalben, insaniyetten, vicdanın, fıtraten ve milliyetten mezmumdur. Yasak edilmiştir. İşte bak nasıl şu ayet icazkarını 6 mertebe zem etmekle icazkarını 6 derece o cürümden zerh verir. Evet, Bezzaman Hazretleri şu metnun sonunda çok güzel bir vecize yazmıştır. Çok önemli. Gıybet ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Evet, bir sellebha olması lazım. Ehli adavet, ehli düşman ve haset ve inadın en mükemmel, en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır diyor. Hazreti nefis sahibi olan bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez, kullanmaz, gıybet yapmaz. Nasıl meşhur bir zat demiş. Evet, Bezzaman Hazretleri burada bir zatın bir beytini almıştır. Ve ukebiru nefsi en cezaen bi gıybetin ve kullu ihtiyabin cehdu men la lehu cehd. Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Evet, çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Bu zat o da Bezzaman Hazretleri silah olarak nazar vermiştir. Bezzaman Hazretleri izzet-i nefsi, nefis sahibi olan bu pis silahı
tenzil edip istimal etmez kullanmaz demiş. Bu zaten gıybet zayi ve zelil ve aşağıların silahıdır demiş. Evet. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacak. Eğer gıybet edilen kişi insanın yanında olsa o kullandığı söz onu rahatsız ediyorsa işte bu bir gıybettir. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Yani söylediğin doğru olsa dahi gıybettir. Çünkü o kişi rahatsız oluyordu. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahdır. Cenab-ı Allah bizleri bu gıybet hastalığından muhafaza etsin. Yarın başka bir konuyla inşallah dersimize devam edeceğiz. Artık Leyla-i Kadir de yaklaştı. Dua hakkında inşallah iki dersimiz olacak. Allah'a emanet olunuz.